Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. En fazla merak edilen sorulardan birisi Alaşağı modu ne zaman gelecek? Bildiğiniz gibi Brawl Talk'un içerisinde hem Yalnız Yıldız hem de Alaşağı modunun geri geleceği söylendi. Yalnız Yıldız modu geldi ama Alaşağı modu hala gelmedi. Acaba ne zaman geliyor? Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim arkadaşlar. Squeak var gördüğünüz gibi sağa sola çeviriyorum. Bugün hem Alaşağı modunda oynayacağız hem de Alaşağı modunun ne zaman geleceğini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak Alaşağı modu ne zaman gelecek bunu söyleyeyim, ondan sonra da Alaşağı modunda birlikte oynayalım hem de Squeak'le ve bakalım kaç yük toplayabileceğiz. Ama ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu Supercell'den gelen bir resmi bilgi değil arkadaşlar, yani bir sneak peek bilgisi değil. Alaşağı modunun geleceği bilgisini şu anda ekranda görmüş olduğunuz Brawlify sitesinden gördüm. Ben daha önce birkaç videomda da Brawlify sitesini size tanıtmıştım arkadaşlar. Brawlify sitesi acaba nedir diye düşünüyor olabilirsiniz, hemen şöyle bir şey göstereceğim size. Şu anda Brawl Stars resmi Twitter sayfasını görüyorsunuz ve 119 kişiyi takip ediyor. 119 takip edilene baktığımız zaman ve şöyle biraz aşağıya doğru indiğimiz zaman arkadaşlar burada Brawlify sitesini görebiliyoruz. Bakın şurada Brawlify'ı takip ediyor. Yani Brawlify Supercell'in de takip ettiği ve bu oyun içerisindeki istatistikleri, haritaları, gelecek etkinlikleri gösteren bir uygulama, bir site. Hatta bu siteyi yapan arkadaşla da ben tanışmıştım. Daha önce bir kupa kasma uygulaması olarak kullandığım uygulama bu olduğu için bunu sizlere göstermiştim. Ve çok fazla Türkiye'den indirme alınca bu sitenin sahibi olan arkadaş da bana ulaşmıştı, teşekkür için. Yani özetle arkadaşlar bu site dediğim gibi Supercell tarafından da takip edilen, Supercell'in datasını kullanarak bizlere belirli işte böyle istatistikler ya da gelecek haritaları falan gösteren. Ben burada Güç Ligi sekmesini mesela şu an gördüğünüz bölümü çok fazla kullanıyorum. Güç Ligi kasacaksanız buradan giriyorsunuz, bütün haritalar için size en fazla kullanılan kompları, hangi karakterler en fazla seçilmiş, hem neyi yasaklamanız lazım, neyi seçmeniz lazım, bunları görmek için güzel ve bütün her şey için bu şekilde haritalar içinde yine en çok kullanılan karakterleri vesaireleri gösteriyor. Şimdi gelelim konumuza. Alaşağı modu günlük bir haritaları gösterdiği bölüm var ve aşağı tarafta da yaklaşan etkinlikler diye önümüzdeki etkinliklerin ne olacağını gösteriyor Brawlify sitesi. Ve gelecek etkinliklere, yani yaklaşan etkinliklere baktığımız zaman da Alaşağı son savunmanın geleceğini görüyoruz. Bu dediğim gibi yani Supercell'in datasını kullandığı için doğru olduğunu tahmin ediyorum. Yani bugün siz bu videoyu izlediğiniz zaman saat işte 9'da izleyeceksiniz. Saat 11'de, yani yaklaşık 2 saat sonra Alaşağı modunun gelmesi gerekiyor Brawlify'a göre. Dediğim gibi bu kesin bir bilgi değil, bir sneak peek bilgisi değil ama Alaşağı rotasyona sokulmuştu ve daha öncesinde Yalnız Yıldız geldi, Alaşağı gelmedi. Rotasyonun içerisinde de Brawlify şimdiye kadar hiç yanılmadı. Eğer yine yanılmazsa Alaşağı modu 2 saat sonra bizlerle olacak. Şimdi test hesabında Alaşağı modunu Squeak ile bir oynayalım. Alaşağı modunda bir tane robot var ve bu robota hasar vermeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da yük topluyorsunuz. Ne kadar çok yük toplarsanız robota o kadar çok hasar veriyorsunuz. Bakın şöyle mesela birkaç tane hasar verelim. En çok hasar verdiğiniz zaman da sıralamada üst sıraya çıkıyorsunuz. Bu şekilde bir moddu. Yani hem rakiplerle savaşmanız lazım, hem robota hasar vermeniz lazım, hem de hayatta kalmanız lazım. Gerçekten biraz değişik bir mod arkadaşlar. Bu arada ayıymış o. Ben ölmeyeyim. Biraz yük toplamak istiyorum ama yani yük de toplanmıyor ki. Botlar gerçekten inanılmaz bir şekilde... Ha, sen yavaşladın mı? Gel lan buraya. Gel bakayım, ayrı ayrı, tamam, şaka yapmıştım. Evet, Squeak bu arada çok güçlü arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştim zaten. İnanılmaz güçlü. Ben şöyle kenardan biraz yük toplayayım. Böyle kenarda bir sürü yükler var bu arada. Bunları bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Ya oyunda kupa kasılıyor bu arada. Yani Yalnız Yıldız'da kupa kasılıyordu. Alaşağı modunda da kupa kasılıyordu daha öncesinde. Şu anda geldiğinde de yine kupa kasılacaktır. Ve güzel de kupa kasılıyor. Eğer bu haritayı bir öğrenirseniz ve biraz da şöyle yük topladıktan sonra zaten çok kolay bir şekilde robota hasar verebiliyorsunuz. Bakın mesela şu an en çok yük bendeyse, ki bendedir. Bakın şimdi birinci olacağım tekrar, gördüğünüz gibi. Sağ üst tarafta kaçıncı olduğunuz yazıyor. Yalnız şu aksesuarla bir tane atmam yok mu? Bak şöyle. Lan kaçtı be. Neyse, aksesuarıyla da bayağı bir menzil artıyor. Yalnız burada bayağı bir yük var. Ben şuradaki yükleri de bir alayım. Tamam, güzel. Robota hiç vurmayıp aslında böyle full yük kasıp işte 80-90 yük de yapabilirsiniz. Ama tabi rakipleriniz buna çok müsaade etmiyor arkadaşlar. O yüzden ne kadar yük yapılabilir onu bilmiyorum ama. Yani bu oyun modu hızlı da bitebiliyor. Uzun da sürebiliyor. Bu tamamen sizin elinizde. Eğer robotu öldürmeye çalışmaz da full yük toplamaya çalışırsanız çok daha uzun bir şekilde devam ediyor mod. Ama eğer robota vurursanız hızlı bir şekilde. Ben şu anda mesela robota vursam bir tane vurunca kaç oluyor? %68, %67.
Yalnız bayağı da az gidiyormuş. Ben daha çok gider diye düşündüm. Sadece %1 gitti. Şuradan yükleri toplayacağım. Toplaya toplaya gidiyorum abi. Mümkün oldukça toplaya toplaya gideceğim. Ultisiyle de bayağı güzel hasar verebiliyorsunuz. Yalnız Squeak var ya Squeak. Squeak'in bir tek işte dezavantajı menzili. Menzili biraz az. Menzil de az dediğime bakmayın bu arada abi. Menzil aslında az falan değil de. Çünkü hem tank da bir karakter. Yalnız şu 9 yüklü şeyi almam lazım benim. Tamam süper. Oo 21 yük mü? Bir dakika sen şuradan bir öl. Öl 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 öl. Oy 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 oy. Sen hayırdır? Hayırdır? O kadar yükü toplamış. Bak çakala bak seni. 30 yük. 31 yük oldu bir arkadaşlar. Birkaç yük daha toplamam gerekiyor. Hemen şuradaki yükü alayım ben. Hemen şuradaki yükü alayım. Evet 32 yük olduk. Tamam çok şükür 32 yük olduk. Bul kaçma. Tamam. Aa ölmez ki. Ölür mü? Aha öldü lan. Tek attım. Tabii ben de 32 yük olunca bul mul dayanmıyor. Neyse şöyle toplamaya devam edeyim. Boss'un %40 canı kaldı. Şöyle sen şunları bir al. Şunları bir al. Allah o 10 yük. Çok güzel. Tamam patladı o da. Ay hayır hayır. Tamam 37 yük. 38 yük. Çok güzel abi. Tamam. Kanks gözünü sevdiğim. Vurmayın lan. Vurmayın lan robota. Vurmayın bir 50 yük yapayım be. 39 oldu. Nerede yükler? Abi yükleri siz almayın ya. Yükleri almayın. Botlar ne yapıyorsunuz ya? Al o zaman. Tamam. O şeye öldü. 40, 41, 42, 43, %28 kaldı yalnız. Hala birinciyim bak. Öyle bir vurmuşum ki hala birinciyim. Dolan abi. Tamam o öldü. Şu da öldü. Oy ikisi birbirine çarptı lan. Lan ikisi birbirine çarptı. 44, 45. Çok eğlenceli ya. Mod gerçekten çok eğlenceli. Yalnız Yıldız'a göre ben bunu biraz daha çok seviyordum. Bu daha önceden vardı bu arada. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa bu ilk kez gelen bir mod değil arkadaşlar. Bundan yaklaşık herhalde bir yıl önce falan vardı bu modlar. Sonra bir şekilde bunu kaldırdılar oynanmıyor diye. Halbuki güzel de oynanıyordu bence. Bilmiyorum ben çok seviyordum bu modu. Ama kaldırılmıştı. Sonra tekrar geldi. Ve bence gelmesi de güzel oldu. Şunu da atalım. Çok da gerek yoktu bu arada. Ya abi hayır ya. Oy patladı mı hepsi? Oy hepsi patladı. 54-55 yük oldu arkadaşlar gidiyor bu. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama 55 yük oldu şimdiden. Albayras vurma robota vurma vurma vurma. Ben robotu korumaya çalışıyorum yalnız. Robot benim kankim robota vurma. Evet şurada diğer hesabımız şuradan onu da alalım. Tamam 57 lan robota vuruyorlar robotu korumam lazım. Harbiden ha robotun yanında bodyguardlık yaptıracaklar bana. %17 hala vuruyorlar vurmayın lan robota. 59 oldu, 60 oldu. Acaba rekoru kırabilecek miyiz? Yani ya 99 yük falan yapılıyor da hani yapsan ne olur, yapmasan ne olur 99? Çok da önemli değil bence. Ama ben robot korumaya gidiyorum. Bir dakika, siz robota vuruyorsunuz. Benim canımı sıkıyorsunuz. Robota vurmak yasak. Robota vurmak isteyen bundan sonra beni karşısında bulur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel sen benimle kankim. Kankim benim, sen gel benimle. Sana vurmaya çalışacaklar ama ben sana vurmalarına müsaade etmem. Gel benle. Benle gel şuradan yük alacağım. Robot gel benle. Gitme işte gitme şu 3 yükü alana kadar öldürecekler onu. Neyse 63, 64, 65 yük falan oldu. Şu anda bayağı bir yükümüz oldu. Bu arada bir dakika ya bir dakika abi. Sende yük mü var? Yok. Bak robota şey yapmak istemiyorum. Vurmak istemiyorum. Seni öldüreceğim derken. Hayır yanlışlıkla attım. Robot yanlışlıkla attım be. Yanlışlıkla attım. Vurma lan Search be. Vurma be. 66 yükle bitirdik. Neyse ve 10 kupa alıyorduk burada arkadaşlar. Kaç kupaya kadar 10 kupa alınıyordur? Tabii ki onu bilmiyorum ama yani burada gerçekten çok hani rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz ama kasamayabilirsiniz. Bir denemeniz lazım. Ama özellikle kupa kasma taktiği olarak bence mod gelir gelmez hemen bir deneyin. Eğer kolaysa hızlı bir şekilde burada kupa kasabilirsiniz. Bilmiyorum yani bakalım belki hafta sonu için böyle 2 günlüğüne falan gelebilir mod. İnşallah gelir diyelim. İnşallah Brawl Defy'ın söylediği doğrudur. YouTube kanalımıza da katıl butonuyla son üye olan iki arkadaşımız Atarlı BS ve Hamza Deniz Yılmaz'a da buradan tekrar çok teşekkür ediyorum dostlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. Eğer daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız lütfen bir tane like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve açıklama kısmındaki Nonolive canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.